Benim canım öğrencilerim hepinize selamlar ben SML Hoca SML Hoca matematik alanındasınız hepiniz hoş geldiniz gençler bugün 3. gündeyiz ve 3. günde çarpanlara ayırma üslü sayılar ve köklü sayılar konu özetiyle devam ediyoruz gençler kampımıza kaldığımız yerden. Evet gençler ücretsiz PDF'iniz açıklama kısmında mevcut. Hemen indirebilirsiniz. Tabletinizden çalışabilirsiniz. Çıktısını alıp çalışabilirsiniz. Bilgisayardan çalışabilirsiniz. Veya hocam bunlara benim ihtiyacım yok. Sadece sizi dinlesem yeter. Sadece siz konuşsanız benim için o bile ders niteliğinde diyorsan eyvallah canımın içi. Gençler bugün çarpanlar ayırma üslü ve köklü ifadelerden konu, konu özetimizi yapacağız. Arkasından da hemen tekrar sorularımızı çözeceğiz. Ve bu tekrar sorularından sonra da sana güzel bir ödev vereceğim. Şimdi ödevin neresi olduğunu ben sana hemen bir söyleyeyim. Bak hemen 29. sayfada üstü köklü sayılar var. Şimdi çarpanları ayırmayı ekstradan asal çarpanlar ve bölme algoritmasının içerisinde göreceksin. Tamam bunda sıkıntı yok. Ama şimdi bu bölme algoritması dediğimiz konuyu temel kavramların içerisinde de ben sana konu özeti geçmiştim. O halde şöyle yapalım. Üstü köklü sayılar ve çarpanları ayırmanın konu özeti ve tekrar sorularının hemen arkasından 29. ve 37. sayfalarda bulunan o 40'ar tane soruyu yani 80 tane soruyu lütfen senden çözmeni rica edeceğim. Ödev kitabımız ne hocam? 40 soru serisi TYT matematik video soru kitabından sevgili arkadaşlarım sizleri ödevlendiriyorum. Hemen bu konudan sonra yani dördüncü konumuza da sevgili arkadaşlarım problemleri ele alacağız biliyorsunuz. Problemler fasikülümüzü de görmeyen, çözmeyen, bilmeyen varsa sevgili kardeşlerim muhteşem bir problemler kaynağıdır. Öyle e, etrafınızdaki problemler fasiküllerine benzetmeyin. İçerisinde sadece soru var. İçerisinde sadece ÖSYM tarzı soru var. Yani hiçbir şekilde işte öyle 3 işçinin 5 günde bitirebildiği bir işi 5 işçi kaç günde bitirir gibisinden sorular değil de tamamı ÖSYM'de karşına çıkabilecek sorulardan oluşturduğum bir 320 soru barındıran içerisinde bir problemler kaynağı arkadaşlarım. 40 tane içerisinde 8'er sorudan test var. Yani ben sana şöyle herhangi bir sayfasını açıp göstereyim. Bak herhangi bir sayfayı açtım gösterdim. Gördüğünüz üzere tamamı ÖSYM tarzı sorulardan oluşuyor. Bak rastgele bir sayfa daha açtım. Gördüğünüz üzere tamamı ÖSYM tarzında. Hani zorluk seviyesi de 10 üzerinden 6,5 civarında olan sorulardan oluşuyor. Mutlaka çözmen, görmen, bilmen gereken sorular. Topu topu 320 tane soru. Adam akıllı al, çöz, sınavda TYT problemlerde böyle problem gibi bir derdin kalmasın güzel kardeşim tamamen ama tamamen senin iyiliğine çıkarılmış bu 3 kitap. AYT'ye geçtiğimiz zaman da ödevlendirmeni 40 soru serisi AYT matematikten yapacağım. Toplamda da bu kitapların içerisinde fasikül diyeyim, kitap demeyeyim, ayıp olmasın. Çünkü ince kitaplar arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğimiz zaman ancak bir soru bankası kalınlığına erişebiliyoruz ve 1080 tane tamamı ÖSYM ayarında soru var içerisinde zaten çözenler varsa daha öncesinden lütfen yorum kısmına yazın arkadaşlar. Diğer arkadaşlarınız da görmeyen arkadaşlarınız da bu yorumlardan ne Evet gençler abone olduysanız videoyu da beğendiyseniz beni de seviyorsanız geçelim dersimize. Evet ücretsiz pdf'inizin açıklama kısmında olduğundan bahsetmiştim. Tek tıkla indirebilirsiniz. Biz şöyle başlayalım konumuza çarpanlara ayırma dedik. İçindeki değişkenlerin her değeri için doğru olan eşitliklere, her değeri için doğru olan eşitliklere biz ne diyoruz arkadaşlarım? Her değer için doğruysa biz bunlara özdeşlik diyoruz. Hani trigonometrik özdeşlik diyoruz. Mesela örnek veriyorum sin kare x ile cos kare x'in toplamı eşittir 1 yapıyordu değil mi? Ya e gibi. Şimdi bu bir denklem değil. E, x var hocam. 1 bilinmeyen var içinde. Evet eşittir 1 de demişiz. Tamam, çok güzel. Evet şimdi ama ben buna denklem demiyorum. Buna ne diyorum biliyor musunuz? Özdeşlik diyorum. Niye? İçerisindeki değişkenlerin her değeri için bu ifade doğrudur. E her değeri için doğru olan ifadeleri de ben özdeşlik diyorum. En pozitif bir doğal sayı olmak üzere eninci dereceden bir ifadeyi daha küçük dereceden iki veya daha fazla ifadenin çarpımı biçiminde yazma işlemine de çarpanlara ayırma işlemi diyorum. Çarpanlara ayırma işlemi diyorum. Ama mesela şurada özdeşlik haricinden denklem ne olur? Mesela sinüs x eşittir sinüs 2x bölü 3 diyelim. Eşittir 1 bölü 2 dersem işte bu bir denklemdir. Çünkü sevgili arkadaşlarım her değer için sağlamaz. Sadece bir çözüm kümesi bulmam gerekiyor. Ama alttaki kısım bir özdeşliktir. Lütfen unutmayın. Şimdi şuradaki notlarımıza bir bakalım. Çarpanları ayıralım bu ifadeleri. AB artı veya eksi BC diyorsa ikisinde de ortak olan e, ifadeleri seçiyorsun ki B'dir. O halde ben bunu B parantezine alırsam. Tabi A geldi bir de C gelecek. Ortadaki işarette artıysa artı, eksi ise eksi olacak. A kare eksi B kare daima A eksi B ile A artı B'nin çarpımına eşittir ki biz bunlara ne diyorduk? İki kare farkı. Bak integralde, türevde, limitte, cartta, curtta, lan, trigonometride, logaritmada, dizilerde, her yerde ama her yerde ihtiyacın olan bir formül. iki kare farkı. Ve artık bunu bil de tamam. iki kare farkı. Güzel. A artı B'nin parantez karesi. Neydi sevgili arkadaşlarım bunun açılımı? Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesiydi. Eksilisi de sadece şurayı artı değil eksi yapıyoruz kalan kısımları aynı. X artı A ile X artı B'nin karesi pardon X artı A ile X artı B'nin çarpımı ne yapıyoruz? Tek tek çarpıyoruz arkadaşlar. Mesela X'de X ile X'i çarptın X kare elde ettin. X ile B'yi çarptın şuradan xb geldi. A ile X'i çarptın şuradan ax geldi. Ve A ile B'yi çarptın buradan da ab gelecek. E tabi burayı X parantezin alırsan daha güzel görünür ax artı b ile cx artı d'nin de çarpımını yine tek tek çarparak elde edebiliyoruz. a artı b'nin küpü. Şimdi küp açılımında tek tek başlıyoruz. a'nın küpü bak a'nın karesi a ve a üzeri 0 yani 1. E, b'leri de artıra artıra gidiyoruz. Bak b burada ne var? b üzeri 0 var. Burada b üzeri 1. Burada b'nin karesi. Burada b'nin küpü var. E hocam şu 1 3 3 1 falan bak şuradaki 1 3 3 1'i nereden elde edeceğim ben? Aslında bakarsan bunların hepsi Pascal üçgeninden geliyor. Şöyle 1 1 1 1 2, 1 1 2 1 1 3 3 1 dersen orada durman lazım. Bak 1 3 3 1 burada. Bak şimdi şuraya bak. Burada da ne vardı? 1 2 1 vardı değil mi? Bak o 1 2 1 de nereden gelmiştir? Buradan gelmiştir. E, hocam o zaman dördüncü kuvveti açarsam katsayılar 1 4 6 4 1 mi olacak? Evet aynen o şekilde olacak. ama temel mantığı bu mu? Yani hani şimdi düşün biraz yani biraz mantığını düşün. Madem konu özeti veriyoruz, bir şeylerin mantığını açabilirsek, bir şeylerin mantığını anlatabilirsek, senin ufkunu genişletirsek bunlar bizim işimize yarar. Yoksa konu özetini herkes yapar. Yani babama vereyim, babam da size okur bunları yani. Tamam? Şimdi şöyle hep de babam üzerinden örnek vereyim. <laughs> Kardeşime vereyim ki o da zaten mühendis o da bilir de neyse şimdi şöyle düşünelim gençler. Bakın ee, bu Pascal üçgeninden geliyor dedik ya bunların kat sayıları acaba bu niye böyle oluyor? Şimdi beni iyi dinliyorsunuz örnek veriyorum bak şuraya açalım bunu sonra bir daha düşünmeyiz. Aa, burada tertemiz bir sayfamız oldu. Şimdi x eksi 1'in x eksi 1'in ulan ben 5. kuvvetini. Şimdi düşüneyim. Ben e, bu binom açılımının işte vay efendim Pascal üçgeninin falan bulunmadığı bir zaman diliminde yaşıyor olayım. Tamam mı? Ama x eksi de 5. kuvvetinin aslına bakarsan x eksi birin yan yana 5 defa çarpılması gerektiğini bu şekilde bulunması gerektiğini de biliyorum. Tamam ama o dönemlerde yaşıyorum. Şimdi bunun temel temelini çözersek bunun mantığını mantalitesini çözersek kafamıza bir şeyler daha iyi oturacaktır beni çok iyi dinle. E şimdi hocam ben o çağlarda yaşıyorsam bir kere derim ki ben bunun x eksi 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi -1, 1 olması gerektiğini bilirim. Eğer şunla şunu çarparsam bulduğum sonucu bununla çarparsam bulduğum sonucu bununla çarpıp bulduğum sonucu da bununla çarparsam ve toparlarsam eğer hani x küplü terimler bir arada x üzeri dörtlü terimler bir arada falan yazmayı başarabilirsem tamam bunu aşmış olurum. Ama tabii şöyle bir durumda var. Şimdi biz Kombinasyonda biliyor olalım tamam mı? Yani seçme işlemini de biliyor olalım. Ee, ben burada eğer örnek veriyorum x kareli terim x kareli terimin kat sayısı. Yani bunları dağıttığım zaman maksimum x üzeri 5'li bir şey geleceği zaten 2 2 4. x üzeri 4'lü terimler vardır. üçlü x küplü terimler, x kareli terimler, x terimler bir de sabit terim vardır. Sabit teriminde burada eksi 1 olduğu açık ama neyse ben eğer ki eğer ki x kareli terimin kat sayısını bulmak istiyorsam hadi şunları da artı yapalım. Eksileri de düşünmek zorunda kalmayalım. Tamam. Şimdi ben x kareli terimin katsayısını nasıl bulurum biliyor musunuz? Şöyle. Derim ki x kareli terim elde edebilmek için lan bu birinci dereceden. Bu da bu da bu da bu da birinci dereceden. Ben ikinci dereceden bir şey elde etmek istiyorsam eğer bunlardan herhangi iki tanesini benim bir güzel çarpmam lazım. Ama elimde beş tane var. E i̇ki tanesi lazım bana. Hangi ikisi bilmiyorum. O zaman seçersin işte. 5'in ikilisi dersin eşittir. 5'in ikilisi kaçtır? 5 kere 4 bölü 2'den 10'dur. He, x kareli terimin katsayısı 10 olabilir mi? Olur. Şimdi mesela x küplü terimin katsayısını mı merak ediyorsun? O zaman 5 tanesinden 3 tanesini seçmen lazım. 5'in üçlüsü de 5'in ikilisine eşittir 10'dur. Veya x üzeri dörtlü terimi mi merak ediyorsun? x üzeri dörtlü terimin katsayısı da 5'in dörtlüsünden 5'tir. x üzeri 5'li terimin kat sayısı... 5'in 5'lisi 5 tanesinden hepsini seçip çarparsam... x üzeri 5'i ancak o şekilde elde ederim. Bu da nedir? 1'dir. E, x'li terimi merak ediyorsam... 5'in 1'lisinden 5'tir. E, ben sabit terimi merak ediyorsam 5'in e sıfırlısı bunlardan hiçbirini seçmezsem de o zaman sabit terimi de bulmuş olurum. Bakın arkadaşlar ben zaten Pascal üçgenini açtığım takdirde buradan kat sayılarımız ne gelmişti? 1, 5, 10, 10, 5, 1 gelmişti. E gel şimdi şuraya bak. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ana ne güzel oldu değil mi? İşte matematiği güzelleştiren şeyler. Matematiğin tamamen sallamasyon değil de bu şekilde mantık çerçevesine oturtulmuş bir yapı olduğunu artık anlayabiliyoruz. Böyle şeyler görünce anlayabiliyoruz. Ama maalesef müfredatta da böyle şeyler çok nadir böyle anlatan hoca var. Ee, bu şekilde anlatımlar sizlere değer katar gençler. A-B'nin küpü. Şimdi A-B'nin küpünde de ne diyoruz işte bir artılı bir eksili bir artılı bir eksili. Öyle öğrenin tamam mı? Konu özeti ya öyle öğrenin. Meraklı öğrenciler varsa sonrasında bunları konuşuruz. Şimdi artıyı eksi yaptık. Bir de şuradaki artı eksi olacak. Ya da bir artılı bir eksili bir artılı bir eksili bir artılı diyebilirsin. Tamam. A küp eksi B küp. Bu A eksi B'nin küpüyle genelde karıştırılır. Aman diyeyim karıştırmayın. A küp eksi B küpte A eksi B ile başlıyorsun. A küp artı B küpte A artı B ile başlıyorsun. Eksilisini bulurken içeride hiç eksi olmayacak. Artılısını bulurken içeride sadece AB'nin katsayısı eksi olacak diyoruz gençler. Üstlü ifadeler. Şimdi daha öncesinde hatırlatma niteliğinde bahsetmiştik sizlere. Ee, bir konu önce değil, ondan önceki konuda bahsetmiştik. Temel kavramlar videosunda. Ama burada da biraz girelim. A reel sayı ve n de pozitif doğal sayı olmak üzere e, yan yana en tane a'nın çarpımını ben a üzeri n biçiminde gösteririm. Bu tarz ifadeleri de üstlü ifadeler değil denir. Tamamen bir şeyleri kısaltmak amaçlı e, yapılmıştır. 1 üzeri A 1'dir arkadaşlar. 1'in hangi kuvvetini alırsak alalım hep 1 gelecek karşımıza. A üzeri 1 daima tabana eşittir. Yani A'ya eşittir. A'nın sıfırıncı kuvveti ki burada A sıfır olmasın diyoruz. A sıfırdan farklı iken A'nın sıfırıncı kuvveti daima 1'dir. 1 sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 0 üzeri 0, 0 belirsizdir arkadaşlar. Tamam. 0 üzeri 0 diye de bir şey zaten karşına TYT sınavında da AYT sınavında da karşına çıkmayacak. Sadece 0 üzeri 0 aklında kalsın böyle bir şey düşünme. Aman diyeyim böyle bir ifade yazarsan bunu 1'e eşitleme 0'a eşitleme diye söylüyorum. Belirsizdir. Aynı 0 bölü 0 belirsizliği gibi. A 0'dan büyükse A üzeri N sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle ki A 0'dan büyükken 0'dan büyük sayı pozitiftir. Pozitifin her kuvveti yine pozitif olmak zorundadır pozitif olmak zorundadır. Şimdi A negatifse negatifin çift sayı kuvvetleri daima pozitiftir. Ama negatif sayının tek sayı kuvvetleri daima negatiftir. Yani sen negatif bir sayının çift kuvvetini alıyorsan pozitifle karşılaşırsın. Negatif bir sayının tek kuvvetini alıyorsan yine negatif bir sayıyla karşılaşırsın. A üzeri x ile a üzeri y'ni çarparken biz bunu a üzeri x artı y biçiminde yani üstleri toplayıp aynı taban üzerine üst olarak yazıyoruz. Bölerken de tam tersi üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkarıyorsun ve bu şekilde a üzeri x eksi y biçiminde yazıyorsun. Hocam bu üstler bazen negatif oluyor ben onda şaşırıyorum. Şaşırma. Şuradaki eksi sadece a'yı çarpımsal tersine götürür. Yani 1 bölü a yapar. E ne kaldı geriye? Şu an eksiği hallettim. Bir de x'inci kuvveti kaldı. Demek ki bu 1 bölü a üzeri eksi'nin ta kendisiymiş diyebilirsin. a bölü b'nin eksi x'inci kuvveti. Buradaki eksi ne işe yarıyordu? Ters çeviriyordu. O zaman b bölü a yapıyor burayı. E bunun da x'inci kuvveti diyebiliriz. Hatta bunu da b üzeri x bölü a üzeri x biçiminde de ifade ederiz. Hocam tabanlar eşitse çarpılırken üstleri topluyorduk ya... Ya üstler eşit de tabanlar birbirinden farklı falan oluyorsa o zaman ne yapacağız? O zaman da şunu yapacaksın. Üstler eşitse altları çarpıyorsun. X'i bunların tepesine yazıyorsun. A üzeri x'i b üzeri x'e bölersem aynı mantık burada da geçerli. A bölü b'nin x'inci kuvveti biçiminde bunu yazabiliyorsun. Peki üstü sayılarla alakalı kurulan denklemlerde ne yapacağız hocam? Hocam a sıfırdan farklı 1'den ve eksi birden de farklı olmak üzere. A üzeri x eşittir a üzeri y ise n tek sayı ve a üzeri n eşittir b üzeri n ise mutlak suretle a b'ye eşittir. Bak üstler birbirine eşitken tabanlarda birbirine eşit olması lazım diyorum. Ne zaman n tek sayıysa. Ama gel gör ki n çift sayıysa o zaman ne yapacağız hocam? O zaman da şunu yapacaksın. İki ihtimal var. Ya a b'ye eşittir veya a eksi b'nin ta kendisidir diyeceğiz. Yani burada şöyle düşün. Mesela ikincisinin örneğine bakalım. N çift sayısı diyor ya. Mesela eksi 2'nin Dördüncü kuvvetiyle 2'nin dördüncü kuvveti birbirine eşit değil midir? Evet ama 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 4 de birbirine eşittir. Veya eksi 2 üzeri 4 ile eksi 2 üzeri 4 de birbirine eşittir. Bundan kaynaklı iki ihtimal çıkıyor. Yani bir artılısına bir eksilisine eşit diyorsun artık alttaki A neyse. Ama çift tek kuvvetse mesela eksi 2'nin küpü sadece ama sadece eksi 2'nin küpüne eşittir. Yani ikisi de küp alınacak şekilde. E niye? Tek sayıların çünkü Evet, negatif sayıların tek kuvvetleri de negatifti. Öyle pozitif olma gibi bir durumu yoktu. Hani mesela çiftken negatifin de çift kuvveti pozitif. Pozitifin de çift kuvveti zaten pozitif. Ve yani hali hazırda bir artılı bir eksili biçimde biz bunları ifade ediyoruz. Evet ilk sayfamızı tamamladık gençler. Güzel oldu. Devam edelim bir diğer sayfamızda. Şimdi bu bilgi bizim için önemli. Bu sorunun var ya. Yani bu bilgiyle yazılan sorular envai çeşit artık böyle... Ee, i̇nceğini ince sormuşlar. Farklı bir cümle söyleyecektim ama her şeyini sormuşlar arkadaşlar. Yani A'dan Z'yi Tamam E biz de yazdık bir ton soru. Ama benim yazdığım sorular haricinde de yani bunun bir sürü farklı varyasyonu var. Bir üslü ifadenin sonucu ne zaman bir olur? 3 e, tane durum var. Bu 3 durumu da ayrı ayrı inceleyeceğim. 1. Bir, taban 1'e eşitse ilk buna bakın. Tabanı 1 yapın. Sonuçta 1'in her kuvveti zaten 1 ya. Tamam burada karşınıza sıkıntı çıkmaz. 1 bir, taban 1'dir. 2'ye bakıyorsun. Taban eksi 1 olabilir ama üst tarafı çift olacak mecbur. Çünkü eksi 1'in sadece çift kuvveti bize 1'i verir. Bu ikinci durumdu. Üçüncü durumda da üstümüz 0 olabilir... Bak üssü 0 olabilir. Çünkü x üzeri 0 tamam bize biri verebilir. Lakin şuna dikkat edeceğim. X 0'dan farklı olacak. Çünkü ne dedik? 0 üzeri 0 belirsizlik dedik. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım buna dikkat ediyorsunuz. Yani bu tarz sorular mutlaka her soru bankasında göreceksin. Denemelerde göreceksin. Belki sınavda da karşına çıkacak. Ama lütfen sizden ricam buna çok pür dikkat edin. En çok dikkat etmeniz gereken şey şu ve şu. Yani ikinci ve üçüncü. Alt tarafa eksi 1 yapıyorsan üssü mutlaka çift yapmak zorundasın. üst tarafı 0 yapıyorsan alt taraf 0'dan farklı olmak zorunda. Şimdi gelelim konu özetinde köklü ifadelere. Algılarını aç iyi dinle. Üssü sayılardan bir farkı yok. A reel sayı. N sıfırdan büyük ve çift bir sayı olmak üzere. X üzeri n eşittir A denklemini sağlayan X reel sayısına A'nın n'inci dereceden biz kökü diyoruz. Bak neymiş? x üzeri n eşittir a'yı sağlayan x sayısına biz a'nın n'inci dereceden kökü diyoruz. a reel sayı. n birden büyük ve tek bir sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan a ile aynı işarete sahip x reel sayılarına a'nın n'inci dereceden kökü denir ve şu şekillerde gösterilir. Şimdi iyi dinle beni. Arkadaşım ben burada eğer x üzeri n eşittir a diyorsam ise İkisi nasıl yalnız bırakırım? Her iki tarafın 1 bölü n'inci kuvvetini alırım. Yani x üzeri n'in 1 bölü n'inci kuvveti eşittir a'nın 1 bölü n'inci kuvveti biçiminde yazarım. Peki bu a'nın 1 bölü n'inci kuvvetini farklı biçimde ifade edebilir miyim? Artık evet köklü sayı şeklinde formatında. Buraya n'inci derece yazarsın yani payda da yazanı yazarsın. Buraya da a yazarsan işte sevgili arkadaşlarım x artık buna eşittir diyebiliriz. Şimdi burada burada şöyle bir durum var. Bu iki tane farklı şekilde ifade etmişiz. Diyor ki eğer diyor e, n sıfırdan büyük ve çiftse burada da diyor ki n birden büyük ve tekse. Şimdi e, tabi bir sayısının olmayacağı aşikar zaten. Sıfırdan büyük çiftlerin içinde de zaten bir yok. O yüzden rahat davrandık yukarıda. Şimdi üst taraf çiftse gençler üst taraf çiftse e şimdi ben burada x sayısının negatif olması durumunda dahi n'nin çift olduğunu biliyorsam a zaten pozitif olacaktır. Lakin burada sevgili arkadaşlarım x negatifse n de tek olduğu için a'nın da negatif olması lazım. Bu yüzden a ile aynı işarete sahip x reel sayılarına a'nın n dereceden kökü diyoruz biz. Tamam? Şimdi bir diğer bilgimiz. n pozitif tam sayı, n 2'den büyük veya eşit ve a da bir reel sayı. Yani aslında bakarsan diyor ki n sayısı pozitif tam sayı ama bir olmasını istiyor. Tamam birden farklı bir pozitif tam sayı. A da bir reel sayı olmak üzere. A üzeri n'nin n'inci dereceden kökü. Aslında ne demektir? A üzeri n'nin 1 bölü n'inci kuvveti demektir. Ki ben n ile 1 bölü n'yi çarparsam a üzeri 1 geleceğini de bildiğim için. Diyorum ki eğer ki n tek sayıysa bunu yapabilirsin a'ya eşittir. Lakin n çift sayıysa mesela örnek veriyorum bazen öğrenciler çok yapıyor ya onu. X karenin diyor kare kökü hocam diyor X'tir diyor. yani neye göre dedin acaba sen bunu? Yani dedi şöyle yaptı bak yüksek ihtimal. Aranızda yapanlar vardır. Kötülemiyorum. Sadece öğrenin istiyorum. Gençler bununla bunu götürüyor. Aha, X kaldı hocam işte diyor. Başka bir şey eşit olur mu hocam bu diyor. Te, tamam olmaz. Güzel de yani şunu yapmak çok zor olmaması gerek. Yani bunu e, var ya sadece köklü sayıların içerisinde değil. Birçok yerde bak türevde bile karşına çıkacak bunlar. Ya lütfen gözünün yağını yediğim, ekmek bandırdığım. Bak şunu mutlak değer içinde çıkar ya çiftse. Bak çiftse nasıl çıkıyormuş? Mutlak A diye çıkıyormuş. Buna dikkat edeceğim. Tamam mı? Çünkü sen bunu negatif olarak çıkarırsan güzel kardeşim. Negatif olarak çıkarırsan. O zaman ne gibi sorunlarla karşılaşırsın biliyor musun? Mesela şöyle. X üzeri 4'ün 4. dereceden kökü. Tamam mı? Mesela bu. Bu. Eksi 2 örnek veriyorum. Eksi 2'ye eşit olabilir mi? Ya da şöyle diyelim. Eksi 2'nin dördüncü kuvvetinin şu şekilde dördüncü dereceden kökü. E biz buna eksi 2 diyelim madem öyle. Şurası daha iyi bir örnek oldu. E şimdi bu eksi 2 olur mu? E olur hocam işte mis gibi bak bununla bu gidiyor. La güzel kardeşim bak. Yavrum. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti ne? 16. 16'nın 4. dereceden köküne e 2. O zaman 2 ile eksi 2 birbirine eşit mi olacak? Değil mi? Ya buna dikkat et lütfen. Bundan kaynaklı biz bunu eksi 2 olarak değil artı 2 olarak kabul edeceğiz. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Pekala şimdi devam. Bilgi x üzeri m bölü ne? Eşittir. x üzeri 1 bölü n'nin m'ninci kuvveti biçiminde yazılabilir. Nasıl yani? Hocam işte şuradaki ben M çarpı 1 bölü N biçiminde yazabildiğim için M bölü N'yi 1 e bölü N'yi bu şekilde yazıp bunun da üstüne M'yi alabilirim. Evet güzel 1 bölü N'ninci kuvvet ne demekti? N'inci dereceden kök demekti. Burası ne demekti? M'ninci kuvvetiydi zaten. Mesela 64'ün karesinin küp kökü. E Şimdi ben bunu şöyle yazamaz mıyım? 64'ün küp kökünü alırım önce sonra bunun karesini alırım diyemez miyim? Ederim. 64'ün küp kökü 4'tür. 4'ün karesi de 16'dır. Bak bu şekilde daha basit, daha kolay. Mesela 81'in 1 bölü 4. kuvveti 3'tür. 3'ün küpü 27'dir. 32'nin 1 bölü 5. kuvveti 2'dir. Bunun karesi 4'tür diyeceğim. Şimdi 32'nin 1 bölü 5. kuvvetinin hocam sen bir dakika ya sen <laughs> sağlık bakanı mısın o, o aklıma geldi. 32'nin 1 bölü 5. kuvveti niye 2 oldu ondan ondan da bahsedelim yani değil mi? Arkadaşlar 32 dediğimiz sayı 2 üzeri 5'tir. Sen gidip 2 üzeri 5'in 1/5. kuvvetini alırsan 5'ler gider ve 2 olur. Ya da şu soruyu kendine sorabilirsin soruyu çözerken. 32'nin kaçıncı kuvveti? 32'nin hangi kuvveti? 30 pardon. 32'nin bir sayının 5. kuvveti 32 ise, ha şimdi doğru oldu. Bir sayının 5. kuvveti 32 ise o sayı kaçtır? E 2'dir. E sen şimdi 32'nin 1/5. bölü 5. kuvvetini alırsan da 2'yi bulmuş olursun tamam mı? Şimdi geldim buraya. Bu ne demektir normalde? A üzeri 1 bölü N ile B üzeri 1 bölü n'nin çarpımı değil mi? Evet. Anlam bu üstü sayı. Eşittir A çarpı B'nin 1 bölü N'inci kuvveti dersin. Bu da N'inci dereceden kök içinde A çarpı B diyebilirsin artık buraya tamam mı? Bunun için de aynısını yaparız. Yani A bölü B'nin N'inci dereceden kökü diyebiliriz buraya da o halde. Şimdi burada da gençler dikkat edin. M'ninci dereceden kök içinde a üzeri n gibi bir ifade varsa şimdi ben bu kökün derecesini p ile çarpıp burayı da p ile çarparsam eşitlik değişmez ama bak denklem değişebilir ha. Bak denklem değişebilir. Şimdi beni bu konularla haşır neşir olan arkadaşlarım da dinliyorsa şu an onlar daha iyi bilecektir ama mesela örnek veriyorum ben x'in x'in eee x'in düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Şöyle küpünün kare kökü diyelim. Tamam mı? X üzeri x üzeri 3 bölü 2 mi yapar? X üzeri 2 bölü 3 diyelim biz buraya. Şöyle. X küp yani şöyle, şöyle diyelim. Aynen. Bu nedir arkadaşlar? X üzeri 2 bölü 3'tür. Değil mi? Tamam bu cepte. Şimdi bu cepte. Şimdi ben bunu gidip örnek veriyorum. 2 ile ve 2 ile genişletebilirim. Ee, genişlettiğim takdirde de bu artık 6. dereceden kök içinde x üzeri 4 olacaktır ki x üzeri 4 bölü 6 biçimde de yazabiliyoruz değil mi? Şimdi 2 bölü 3 ile 4 bölü 6 birbirine eşit eyvallah tamam sıkıntı yok ama ben bunu baya bir değiştirmiş oldum yani buna çok dikkat edeceğiz. Mustafa Yağcı hocam çok teşekkür ediyorum sana en son buluşmamızda en son görüştüğümüzde bana çok güzel bir ders verdin. Ee, gerçekten böyle hani 5 dakikalık molalarda böyle konuşuyoruz arkadaşlar. O molalarda yemin ederim var ya öyle güzel şeyler anlatıyor ki. Yani diyorum ki ulan diyorum gözümüzün önündeki şeyi bile bazen böyle fark edemiyormuşuz diyorum yani. Bak şimdi sen gidip burayı 2 ile genişletirsen şu kuralı sağlatmış olabilirsin eyvallah ama bu kural her zaman doğru da çalışmayabilir. Şöyle ki mesela burada ben x'in tek dereceden kökünü alıyorum. Yani burada x'in negatif olmasına müsaade ediyorum. Ama burada x'in çift dereceden kökünü alıyorum. Bak 4 bölü 6 yaptığım zaman. Şu an x'in negatifliğini engelledim ben. Dolayısıyla bu iki ifade her zaman birbirine eşit olmuyor. Ha şöyle sınavda karşına böyle bir özellik kullanman gereken bir durum mu çıktı? Kullan. Tamam çünkü yüksek ihtimalle şuna zarar verecek bir durum değildir. Yani x'e zarar verecek bir durum yoktur ortada. Zarar veriyorsa da zaten o soruyu iptal ettiririz. Sıkıntı yok. Tamam Çünkü gerçekten teorik anlamda çok yanlış bir soru olmuş olur. Geçtim buraya. A üzeri N'nin 1 bölü M'ninci kuvveti diye yazılır burası. Ama sen bunu şurada P ile çarpabiliyorduk ya. Bunu P'ye bölüp bunu P'ye bölüp gene birbirine eşittir diyebilirsin. B sıfırdan büyük için N'inci dereceden kök de ninci dereceden kök içerisinde a'nın b katını ben burada b'yi içeri davet edebilirim nasıl ninci dereceden kök içinde a çarpı b üzeri n biçiminde yani b buradaki n'yi üssünü alarak içeri girer unutma burada da kök içinde kök varsa bu köklerin derecelerini çarpıyorsun n çarpı m dereceden kök içinde buraya a'yı yazabiliyorsun güzel kardeşim ve burada da bak N'inci dereceden kök içinde B, N'inci dereceden kök içinde B, N'inci dereceden kök içinde B var burada. O halde N'inci dereceden kök içinde B parantezini aldığın takdirde zaten A artı B artı C yapmıyor mu? Yapıyor. Demek ki bunu da bu şekilde yazabiliyorsun. Bunu yapmamızdaki amaç diyor ki yani 2 kök 3 ile 3 kök 3'ü toplarsan diyor 5 kök 3 bulursun diyor. Yani kök 3 ile kök 3'ü falan gidip de öyle kök 6 falan diye toplama diyor yani sana. Anlatabildim mi? Peki köklü bir ifadenin Paydasını rasyonel sayı olarak yazma yani eşlenik kavramı. Şimdi gençler e, bu köklü sayılarla alakalı eşlenik kavramı diyoruz ya bu karmaşık sayıların içerisinde de var eşlenik kavramı. İkisi tabi birbirinden biraz daha farklı. Karmaşık sayılarda eşlenik kavramı e, açıklanırken farklı bir hususa daha değmek zorunda kalıyoruz ama... ...köklü sayılarda eşlenik kavramını açıklarken şu şekilde diyeceğiz... Ee, gençler. Bir irrasyonel bir sayı düşünün. Hani kök dışına çıkamayan bir sayı. Bir irrasyonel sayı başka bir irrasyonel sayıyla çarpıldığı takdirde sonuç eğer rasyonel oluyorsa yani irrasyonellik ortadan kalkıp ikisini birbiriyle çarptığımız zaman sonuç rasyonel oluyorsa iki sayı birbirinin eşleniğidir diyoruz. Bundan dolayıdır ki ben hep şunu söylerim. Bir sayının o zaman sonsuz tane eşleniği olabilir. Olur. Mesela örnek veriyorum. Köküçün eşleniği nedir diyorum çocuğa. Çocuk diyor ki eksi köküç. O eksiği ona ezberletmişler. Yani köküçün eşleniği köküç olamaz mı arkadaşlar? Şimdi köküçle köküçün çarpımı 3 değil mi? Bak bitti abi. Sonuçta sen amacın paydayı rasyonel yapmak değil mi? Evet. Ama diyor ki hocam diyor köküçün eşleniği diyor eksi köküç diyor. Çarpılınca da eksi 3 gelir diyor. Şimdi eksiyle işlem yapmak bile bazen bir sıkıntı yaratabiliyor. Köküçle çarp gitsin. Veya 2 artı köküç mesela bunun eşleniği nedir? 2 eksi köküçtür. Yani ben şey diyorum mesela 2 artı köküçün eşleniği. Yani ben bunu köküç artı 2 biçimde yazsam. Köküç eksi 2 diye de bunun eşleniğini seçsem olmaz mı? E olur ki zaten bunun eksilisi zaten hani. Kötü bir durum yok ortada. Veya 2 artı köküçün eşleniğini ben... 4 eksi 2 kök 3 diye yazsam olmaz mı? Sonuçta bunları da bak bunda bunu da çarparsam sonuç yine bir rasyonel sayı verecektir bize. Olur arkadaşlar. Yani biraz özgür davranın. O konuda kendinizi kısıtlamayın. İlla işte köklü ifadenin baş, kat sayısını negatif yapmam lazım. Öteki sabit kalması lazım diye kendinizi lütfen kısıtlamayın. Lütfen diyorum. Tamam. Şimdi gençler artık konu özetimizi yavaş yavaş bitirelim. Nereye geçeceğiz? Çarpanlar ayırma, üstü ve köklü ifadelerin tekrar sorularına geçeceğiz arkadaşlarım. Ee, bu tekrar sorularında da tabii içlerinde konu anlatım örnekleri de olacak ama yeni nesil sorularda bol miktarda TYT adına ÖSYM tarzı sorularda mevcut arkadaşlarım. Ve yine kendi e, kitabımdan yani TYT 40 soru serisi TYT Matematik. Video soru kitabımdan da yine sonlarına 4 tane de soru ekledim buradan. O sorulara da aman dikkat diyoruz ama o sorulardan önce de çok güzel sorular var. Bilginize, aklınızda bulunsun gençler. Evet, artık arkadaşlar videoyu noktalayalım. Ben de biraz masamı falan düzenledikten sonra hemen yeni videoya geçeceğim. Ramazan'da biraz oruç ağızla zor oluyor. tabi bağıra bağıra ders anlatmak. Videonun hemen arkasından inanılmaz derecede susuyoruz. Yani yemek falan hiç bir şekilde düşünmüyorum eyvallah ama... Yani boğazım çok kuruyor, ağzım, dilim çok kuruyor. Yapacak da bir şey yok yani Ramazan ayındayız. Ee, ama hani bu verilen emekleri düşünün arkadaşlar. Bir şey istemeyeceğim merak etmeyin. <laughs> Şöyle sadece şundan bahsetmeye çalışıyorum. Sizi gaza getirmeye çalışıyorum. Yani hani... Ulan sen Ramazan ayındasın diye ders çalışmıyorsun ya sanki sana Ramazan da bana değil mi? E bana da Ramazan. E şimdi sen ne yapıyorsun? Ders dinliyorsun değil mi? Veya ders çalışıyorsun. Diyorsun ki mesela ya ağzım dilim kurudu. Derste çalışasım gelmiyor. Lan konuşmuyorsun bile. Oturuyorsun dersini dinliyor. Burada konuşan, sana videoyu çeken, bunun renderini alan, editini yapan, YouTube'a yükleyen, onca işle uğraşan adam zaten karşında duruyor. Tamam mı? Hani ben çalışıyorsam lütfen git sen de çalış. Tamam? Hani birazcık Birazcık ya birazcık. İtelesen olacak yani. Ama sen itelemiyorsun bile. Oturduğun yerde ilham gelmesini bekliyorsun. Aman diyeyim kardeşim böyle şeylerle uğraşma. Böyle şeyler yapma. Evet. Sonraki videoda artık soru çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.